Bir savaş nasıl kaybedilir, bir savaş nasıl kazanılır? Açıkçası bu iki soruya da farklı yanıtlar vermemiz mümkün. Şimdi şöyle tarihimize bakıyorum da bunun yanıtını bulmak bazen güç, bazense çok açık, bazense çok karmaşık. 16. yüzyıl sonu, 17. yüzyıl ilk zamanı için peçevi, 17. yüzyıl sonları için maceralı bir ömürle Temaşvarlı Osman Ağa, 19. yüzyıl için Moltke ve daha birçok farklı örnek. Bilim yanıt bulma yeri değil, soru sorma yeridir. Pekala evet bu önerge gerçek. Peki 25 Ağustos 1922 akşamında Afyon Kocatepe'de taarruz saatini bekleyen komutanlar onları hangi kefeye koyacağız? Bu iş böyle devam etmez diyerek yola koyulan çoğunluğu asker ve sivil organizasyonların süreci yürüttüğü Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Türklerin yaptığı bu mücadele büyük taarruz ile nihayete erecekti. Şu soru bana mutlaka sorulur. Şimdiden bunun yanıtını vereyim. Milli mücadelenin açıkçası her anı kritik. Kritik olmasa bu noktaya gelinemezdi. Bu mücadele kendi içinde tutarlı, imkansızlıklar içinde yapılan bir uğraşı. Bu sürecin içinde kuşkusuz şans faktörü de var. Fakat mantık yaşanan her olayda kendini hissettiriyor. Yetenek kişisel bir şey diyebiliriz. Fakat önemli olan kişisel yetenek değil, grup olarak birlikte uygulanan yetenektir. Ve bu da gerek harp sahasında, gerekse mücadelenin dinamiğinde liderlerin becerisine bağlıdır. Mustafa Kemal Paşa tarihi anlamda bu sınavdan her anlamda başarılı çıktı. Stratejinin taktiksel seviyesinde yetenek, moral, liderlik, disiplin gibi soyut kavramlar başarı dahilindeki sonucu belirlemek üzere genel resmimize dahil olur. Bazı tarihçilere göre Büyük Taarruz Planı, asıl hamleyi yapacak olan 1. Ordu'ya kuvvetlerin büyük oranda aktarılması, kuvvet tasarrufunu içermesi ve mürettep süvari kol verilen görevle birlikte Harbiye'de onların gördükleri Alman usulü derslerini yansıtmakta. Alman stratejilerinin çokça önemsendiği kuvvet tasarrufu ilkesini Gazi'nin de benimsediğini, Büyük Taarruz planında uygulanırken asıl kuvvetlerle güvenliğe ayrılan birliklerin oranını 8 kat olarak planladığını görmekteyiz. Mustafa Kemal ve jenerasyonunun yetiştiği dönemde Golds Paşa gibi figürlerin etkisi kuşkusuz kemer. Golds Paşa aslında 14 Temmuz 1883'te mekati bir askeriye müfettişi sıfatıyla fiilen göreve başlamıştı. O dönem yetişen subayların mantalitesini Golds Paşa, Alman askeri okul sisteminin Türkiye'ye adapte ederek sağlamaya çalışmıştı. Bunlar detay fakat mutlaka iletmemiz gerekiyor. Savaş taraflardan birinin kesin galibiyetiyle. İki tarafında tükenmesiyle ya da savaşa neden olan şartların savaş nedeniyle değişime uğramasıyla barışın kaynağı olabilir. Türk tarafı uluslararası alanda her türlü yolu denedi. Fakat bize hep farklı tekliflerle geldiler. Bu ifademi dünya üzerinde herhangi bir tarihçi araştırsa da mutlaka teyit edecektir. Barış diye Türk tarafına sunulanlar ya Sevr Antlaşması'nın bir başka versiyonu ya da geleceğe dair muallak ifadelerin bulunduğu sözleşmelerdi. Önceki yayınlarda Lord Curzon'un Ankara hükümetinin hariciye vekili Yusuf Kemal Bey ile yaptığı görüşmeleri detaylı şekilde anlatmıştım. Türkiye neden ve niçin İzmir ve civarını ya da Trakya'yı veya boğazları farklı ülkelere versin arkadaşlar? Burada tutarsızlıkları yaratan itilaf devletleri özellikle İngiltere sürecin tıkanmasının hatta Yunanistan'ın bir uçuruma doğru yuvarlanmasının tek sorumlusu olarak tarihin huzurunda durmakta. Ankara hükümetinin uluslararası hukuku tanımadığı belirtiliyor. Hayır, meşru haklarını savunmak için elinden geleni yaptılar. Karşılığı olmayınca askeri harekatla bu işi tamamlama yolunu tercih ettiler. Bunları mutlaka belirtmemiz gerekiyor. 25 Ağustos 1922 sabahı 3. Tümen Sandıklı ve Kuzey'ine gelirken 7. Tümen Efe Sultan, 2. Kolordu Karargahı ve bağlı birlikler Mahmutköy civarına vardılar. 1. Ordu Karargahı öncesinde 24 Ağustos 1922 akşamı Şuhut'a gelmişti. 5. Kolordu Komutanlığı, 1. Süvari Tümeni 25 Ağustos sabaha karşı Çukurca Güdübez bölgesine ulaştı. 14. Süvari Tümeni, Kınık hattına, 2. Süvari Tümeni, Oda Susuz bölgesine vardılar. 61. Tümenin 159. alayı, süklümçal Çal, Çomaklı Dede, Bavurdu Yaylası'na, 174. alay ile Hucum Taburu, Çomaklı Dede hattına emniyet tedbiri aldırdı. 190. alay süklüm çal gerisine yanaştılar. Diğer tarafta ise topçular da daha öncesinde belirlenen Çomaklı Dede'deki mevzilerine yerleştiler. 25 Ağustos 1922 günü öğlen 12.30'da Batı Cephesi Komutanlığı'nın verdiği 93 numaralı emirde düşmanın genel durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilmekteydi. Cephe Komutanlığı 26 Ağustos sabahında genel taarruzun başlayacağını belirtiyordu. Emri incelediğimizde taarruzun nasıl yapılacağına dair detaylar yer almaktadır. Müritep Süvari Tümeni gece 3'te hareketle 17.00 civarında yapıldaka verdi Taarruz planında o denli detaylar var ki anlatmakla bile tamamlanmayabilir. Ağır topçuların geçeceği yollar bile belli. Efe Sultan'dan geçen Afyon yolu ya da şu Dadak Çıngı Çeşmesi yolu özellikle Dadak'tan sonra yolların genişliği iki kat fazla olduğundan Ağır bataryaların geçmeleri çok zor. Tarzun başlayacağı gece ikinci Ordu'dan gelen amele taburu bu yollarda çalıştırıldı ve yolların eksikliği giderildi. 25 Ağustos günü Başkomutanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Batı Cebesi Komutanlığı karargahlarını akşam saat 19.00 civarında şu tavardılar. İsmet İnönü'nün yayınladığı defterinde ufak bir not var. Keşke devamını da yazsaydı. 25 Ağustos Cuma akşamı Kocatepe Soğu çadırlı ordugahta yattık. Geceye başkumandan Fevzi Paşa ve ben çadır önünde konuştuk. Orada ne konuştular bilmemiz gerçekten mümkün değil. İsmet İnönü hatıralarında ise şöyle bahsediyor. O gece sabaha kadar uyuduk mu uyumadık mı bilmiyorum. Yalnız çok iyi hatırlıyorum. Cephe kumandanı olarak itaatın hepsinin yerlerinde hazır bulunup bulunmadığını sabaha kadar kim bilir kaç defa sordum. Müsteri oldum. En heyecanlı günümüz o güne kadar düşmanın bizden ne kadar bilgi aldığını bilmiyoruz ve yarın ortalık açıldığı zaman her şey meydana çıkacak. Tabii beklemesi kumandan için çok heyecanlı olan bir gece. Erkenden tıraş oldum diye anlatacaktı. Askerlerin bu saldırıdan başarıyla ayrılacağına dair inançları son derece güçlü. Fahrettin Altay şöyle anlatıyor. Kafalarımız düşmanın açığını yakalayıp ve kahredici darbeyi bir an önce indirebilmenin çarelerini araştırmakla meşguldü. Düşündüğümüz tek şey ise Zafer diye şeklinde belirtmekte. Büyük taarruz planı tamamen Mustafa Kemal Paşa'ya ait değil. Fakat taarruzun mantalitesinde Mustafa Kemal Paşa çok etkili. Gazi'nin zabit ve kumandan ile hasbihal eserindeki görüşleri bu konuda bize bir bakış açısı kazandırabilir. Atatürk'ün harbi doğrudan taarruz şeklinde düşünmesi, ordunun taarruz vasıflarından olmasını istemesi yapılan taarruz planıyla doğrudan ilgili. Hatta yine zabit ve kumandan ile hasbihal eserinden ilerleyecek olursak, taarruz ve savunmayı iç içe geçmiş bir durum olarak da tanımlamakta. Bu kitap bildiğiniz üzere Nuri Jonker'in Zabit ve Kumandan kitabına karşılık olarak yazılmıştı. Görüş ve tecrübelerin olduğu iki eser Balkan felaketinin hemen sonrasına denk gelmekte. Mustafa Kemal Paşa'ya Balkan Harbi'nde Osmanlı İmparatorluğu ordusunun perişanlığının nedenini doktrin birliğinin yokluğu olduğunu ifade ediyor. 25 Ağustos 1922'yi 26 Ağustos 1922'ye bağlayan gece taarruz saatini bekleyen ordu kurmay kademesi ve erleriyle birlikte işte bu doktrin birliğine sahipti. Bu da zaferin anahtarlarından biri olacaktı. Karşı tarafı ve kendini bilmek muharebede çok önemli bir unsur. Yunan ordusunun başındaki Papulas ve sonrasında onun yerine gelen Hacı de ciddi anlamda gelgitleri söz konusu. Bunu bizim kurmay heyeti savaş sırasında anlayabilmişti. Bu tecrübeyle tabii doğrudan bağlantılı. İsmet Paşa anılarında Papulas ya da Hacı Anesli ile doğrudan tanışmadan onları tanıdığını belirtiyor. Şöyle anlatmakta. İnsan muharebede düşman kumandanı ve kendi kumandanlarını hususi hallerinden dolayı muhtelif ayarlarda tanır. Mesela bizim kumandanların. Her birisinin sinirleri ne kadar dayanır? Özellikle düşman ateşi karşısında hangi ölçüde tahmin yapılabilir? Hakiki vaziyeti ne dereceye kadar görebilir? Bunu ciddi olarak ders gibi takip etmişimdir öğrenmişimdir. Atlarına söylemeyeyim. Hangi kumandanın biri bir buçuk görür, biri bir görür, biri yarım görür. Bunların hepsini muharebelerden bilirdim ve nihayetinde bu ölçülerin az çok doğru olarak takip ettim. Ateşin başlaması için bütün hazırlıklar tamamlanmalıydı. Plana göre hava aydınlanırken grup komutanı idaresi altında bataryalara sıra verilerek ateşe başlanacaktı. Piyade düşmana yaklaşık 150-200 metre yaklaşıncaya kadar tahrip ateşi yapmalıydı. Bu saldırı ağır makinalı tüfeklere yöneltilecekti. Piyade hücuma kalkınca düşmana baş kaldırmamak, mukavemet ve savunmasını kırmak için imha ateşi yapılacaktı. Piyade düşman siperlerine girince ağır bataryaların uzun menzilli olanları takip ateşi yapacak ve diğerleri de hafif bataryalar ileriye mevzi değiştireceklerdi. Tabii bu planda her ihtimale karşı özellikle kanatlarda çabuk hareket edebilen birer ihtiyat bataryanın bulunması gerekmekte. Muharebeyi yakından izlemek ve idare etmek üzere ortalık ağırmadan başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ve 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa Kocatepe'deki gözetleme yerindeydiler. Topçu ateşi saat 5.00'da bütün cephede birden başladı saat 05.35'te 10 dakika süren tahrip ateşinin arkasından imha ateşine geçildi. Tahrip ateşi açılmasıyla bütün cephede piyadeler ilerlemeye başladı. Taarruzun tüm detaylarını 30 Ekim 2018'de başlattım. Hakikati Tarih Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Saat saat, an ve an. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere büyük taarruza katılan herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Serimiz ilerleyen haftalarda da devam edecek. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.